Merhabalar, ben Cengiz Usta. Yine farklı bir çalışmayla karşınızdayım. Yarım saz dedik. Bugün son rütüşlerini yapıyorum. Yarım saz bakalım nasıl olacak? Sesleri yarım verecek mi, tam verecek mi? Türküleri yarım mı çalacak, tam mı çalacak? Göreceğiz arkadaşlar. Markette yarım dilim karpuzdan sonra yarım atölyede yarım saz çıktı. Yarım dilim saz diyelim. Evet, hayat o kadar pahalı ki artık biz de yarıya düştük. Tabii burada anlam, kim ne anlam çıkarırsa, yani ben yapıyorum arkadaşlar. Bu tür çalışmaları eleştiren çok olur, düşünmeden yargılayan çok olur. Ya usta sen ne saçmalıyorsun diye yorum yapıyorlar videoların altına. Böyle saz mı olur, sazları bozuyorsun diye sitem ediyorlar. İyi de yarım karpuz oluyor da yarım saz niye olmasın? Marketçiye gidip şikayet ediyor musun? Niye yarım karpuz satıyorsun diye? Değil mi? Biz eskiden tam karpuz yerdik. 1 kilo peynir alabiliyor musun? 100 gram alıyorsun. 1 kilo zeytin alabiliyor musun? Yok. 200-300 gram alıyorsun. İşte bu saz da onun cevabı. Şu an yarımını buluyorsunuz. Yakında çeyreğini bulamayacaksınız. Pek yakında yarım domates, yarım salatalık. Bu sene şey çıktı. Yarım simit. Evet, yarım simit çıktı arkadaşlar ülkemizde. Niye acaba? Değil mi? Bir sormak lazım. Biz de bu kervana katılalım dedik. Yarım saz. Aman güzel bir işçilik çıktı arkadaşlar. Kim ne derse desin. Cengiz Usta bu işi biliyor. Uzun parası işlemi yapıyorum arkadaşlar. Güzel bir ağaç. Mihrap. Evet, şurada yapay sedef. Bu benim icadımdır arkadaşlar. Bir yerde bulamazsınız. Bu normalde orijinal sedef kullanıyor. Ben onu kopyaladım. Yapay sedef. Fotoğraf kağıdından bir dönem ürettim, sattım ama artık yapmıyorum, yapımını durdurdum. Çok uğraş istiyor. İşçiliği zor işler. Olursa bugün bitireceğiz arkadaşlar. Telini takacağız. Yarım yarım türküler çalacağız. Evet, anlamlı olsun türküler de olsun diye bu yarım sazla yarım türkü çalacağım. Belki insanlar bir şeyi anlar, bir şey çıkarır bu yaptıklarımdan. Neden adam yarım saz yapıyor? Daha önce yarım zurna yaptım. Paylaştım. Neden enstrümanları yarım yapıyor? Evet, mihrabı güzel oldu. Şimdi parlatma işlemi yapacağım. Makinamız burada.
Şu an telleme yapabiliriz. Sahnede çalmak için arkadaşlar cihazlı olacak. Böyle ayakta rahat çalabilirsiniz. Arkası olduğu zaman çalmanın imkanı yok. Yani zor oluyor, yorucu oluyor. Bu rahat kullanışlı olacak. Tam bağlamacılar için, sanatçılar için arkadaşlar. Ayakta çalanlar için. Evet, şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.